Bugünkü dersimizde Milli Eğitim Temel Kanunu işleyeceğiz. Bu kanunun kapsamı. Bu kanun, Milli Eğitim Temel Kanunu, Türk milli eğitiminin düzenlenmesinde esas olan amaç ve ilkeler, eğitim sisteminin genel yapısı, öğretmenlik mesleği, okul bina ve tesisleri, eğitim araç ve gereçleri ve devletin eğitim ve öğretim alanındaki görev ve sorumluluğu ile ilgili temel hükümleri bir sistem bütünlüğü içinde kapsar. Milli Eğitim Temel Kanunun genel amaçları ve özel amaçları var. Onları buraya almadım. Türk milli eğitiminin temel ilkeleri, genellik ve eşitlik, ferdin ve toplumun ihtiyaçları, yöneltme, eğitim hakkı, fırsat ve imkan eşitliği, süreklilik, Atatürk İnkılap ve ilkeleri ve Atatürk milliyetçiliği, demokrasi eğitimi, laiklik, bilimsellik, planlılık, karma eğitim, eğitim kampüsleri ve okul ailenin işbirliği, her yerde eğitim. Türk milli eğitim sisteminin genel yapısına bakalım. Türk milli eğitim sistemi örgün ve yaygın eğitim olmak üzere ikiye ayrılır. Örgün eğitim. Örgün eğitim de biliyorsunuz kendi arasında dörde ayrılır. Onlara bakalım şimdi. Okul öncesi eğitimi. Amaç ve görevleri. Okul öncesi eğitiminin amaç ve görevleri, milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak çocukların beden, zihin ve duygu gelişmesini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak, onlara ilk öğretimi hazırlamak, şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetişme ortamı yaratmak, çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamaktır. İlk öğretim, mecburi ilk öğretim çağı 6-14 yaş grubundaki çocukları kapsar. İlkokulların birinci sınıflarına o yılın 31 Aralık tarihinde 72 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. İlk öğretim amaç ve kanun görevler ilk öğretimin. İlk öğretimin amaç ve görevleri, milli eğitimin temel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak her Türk çocuğuna iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak, onu milli ahlak anlayışına uygun olarak yetiştirmek, her Türk çocuğu ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden yetiştirerek hayata ve üst öğrenime hazırlamaktır. İlk öğretimin son ders yılının ikinci yarısında öğrencilere orta öğretimde devam edilebilecek okul ve programların hangi mesleklerin yolunu açabileceği ve bu mesleklerin kendilerine sağlayacağı yaşam standardı konusunda tanıtıcı bilgiler vermek üzere rehberlik servislerince gerekli çalışmalar yapılır. İlk öğretimin son ders yılının ikinci yarısında. Orta öğretim amaç ve görevleri. Orta öğretimin amaç ve görevleri, milli eğitimin temel amaçlarına ve genel temel ilkelerine uygun olarak bütün öğrencilere orta öğretim seviyesinde asgari ortak bir genel kültür vermek suretiyle onlara kişi ve toplum sorunlarını tanımak, çözüm yolları aramak ve yurdun iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak bilincini ve gücünü kazandırmak. Öğrencileri çeşitli program ve okullarla ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda yüksek öğretime veya hem mesleğe hem de yüksek öğretime veya hayata ve iş alanlarına hazırlamaktır. Bu görevler yerine getirilirken öğrencilerin istekleri ve kabiliyetleri ile toplumun ihtiyaçları arasında denge sağlanır. Yöneltme ilk öğretimde başlar. Yanılmaları önlemek ve muhtemel gelişmelere göre yeniden yöneltmeyi sağlamak için orta öğretimde de devam eder. Yüksek öğretim amaç ve görevleri. Yüksek öğretimin amaç ve görevleri, milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak öğrencileri ilgi, İstidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda yurdumuzun bilim politikasına ve toplumun yüksek seviyede ve çeşitli kademelerdeki insan gücü ihtiyaçlarına göre yetiştirmek, çeşitli kademelerde bilimsel öğretim yapmak, yurdumuzu ilgilendiren başta olmak üzere, ilgilendirilenler başta olmak üzere bütün bilimsel, teknik ve kültürel sorunları çözmek için bilimleri genişletip derinleştirecek inceleme ve araştırmalarda bulunmak, yurdumuzun türlü yönde
ilerleme ve gelişmesini ilgilendiren bütün sorunları hükümet ve kurumlarla da el birliği etmek suretiyle öğretim ve araştırma konusu yaparak sonuçlarını toplumun yararlanmasına sunmak ve hükümetçe istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini bildirmek. Araştırma ve incelemelerin sonuçlarını gösteren, bilim ve tekniğin ilerlemesini sağlayan her türlü yayını yapmak. Türk toplumunun genel seviyesini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini sözle, yazıyla halka yaymak ve yaygın eğitim hizmetlerinde bulunmaktır. Yükseköğretim kurumları şunlardır: üniversiteler, fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, konservatuvarlar, yüksek meslek yüksekokulları, uygulama ve araştırma merkezleri. Yükseköğretim pahalıdır. Evet, pahalı gerçi de. Yükseköğretim paralıdır. Başarılı olan fakat maddi imkanları elverişli olmayan öğrencilerin kayıt ücreti, imtihan harcı gibi her türlü öğrenim giderleri, burs, kredi, yatırılık ve benzeri yollarla sağlanır. Yaygın eğitim. Yaygın eğitim genel ve mesleki teknik olmak üzere iki temel bölümden meydana gelir. Bu bölümler birbirini destekleyici biçimde hazırlanır. Genel, mesleki ve teknik yaygın eğitim alanında görev alan resmi, özel ve gönüllü kuruluşların çalışmaları arasındaki koordinasyon Milli Eğitim Bakanlığı'nca sağlanır. Öğretmenlik mesleği. Evet, geldik şimdi kutsal mesleğe. Öğretmenlik mesleğine hazırlık genel kültür, özel alan bir eğitimi ve pedagojik formasyon ile sağlanır. Öğretmenlik mesleği adaylık döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve baş öğretmen olmak üzere 3 kariyer basamağına ayrılır. Aday öğretmenler en az 1 yıl fiilen çalışmak ve performans değerlendirmesine göre başarılı olmak şartlarını sağlamak kaydıyla yapılacak yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazanırlar. Uygulanacak olan sözlü sınavda aday öğretmenler, kanunda sözlü sınav diye geçiyor ama artık yazılı sınav alınıyor. Sözlü sınav çünkü öğretmenlik mesleğine girmeden önce yapılıyor. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade kabiliyeti ve muhakeme gücü. İletişim becerileri, özgüveni, ikna kabiliyeti. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı. Topluluk önünde temsil yeteneği ve eğiticilik nitelikleri yönlerinden bakanlıkça oluşturulacak komisyon tarafından değerlendirilir. Aday öğretmenlik süresi sonunda sınava girmeye hak kazanamayanlar ile üst üste iki defa sınavda başarılı olamayanlar aday öğretmen unvanını kaybeder ve memuriyetle ilişiği kesilir. Kariyer basamaklarında yükselmede kıdem, eğitim, etkinlikler, sicil, puanları ile sınav sonuçları esas alınır. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır. Değerlendirme puanı %10'u kıdem oluşturur. %20'sini eğitim oluşturur. %10'unu yine etkinlikler oluşturur. %10'unu iş başarısı, sicil oluşturur. Ve %50'sini sınav puanı oluşturur. Kariyer basamaklarında yükselecekler değerlendirme puanlarına göre başarı sıralamasına alınır. Değerlendirmeyi alınmak için sınav tam puanının en az %60'ını almış olmak şartı aranır. Yani yazılı sınavdan %60'ını geçecek derecede puan almanız gerekir. Öğretmenlerin izin ve tatilleri. Öğretmenler yaz tatili içinde aralıksız 2 ay izinlidir. Halk dilinde 3 ay değil mi? 3 ay yatıyorlar derler. Rehberlik öğretmenleri ihtiyaç duyulması halinde izin ve tatil dönemlerinde de görevlendirilirler. Buna normal öğretmenler de dahil, gerekli hallerde, olağanüstü hallerde, doğal afetlerde öğretmenler de görevlendirilebilirler. Bu durumda rehberlik öğretmenlerinin izinleri 1 aydan az olamaz. Okul müdürleriyle müdür yardımcıları tatil aylarında okul işlerini ayarlamak ve düzenlemek şartıyla sırayla izinlerini kullanırlar. İhtiyaç duyulan yerlerde okul yapımı ve onarımı amacıyla kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.
Milli Eğitim Bakanlığı eğitim araç ve gereçlerini hazırlamak, imal etmek ve satın almak, kişilere veya kuracağı komisyonlara veya yarışmalar düzenleyerek hazırlatmak, özel kesimce hazırlananlar ile imal edilenler arasından seçmek veya tavsiye etmek suretiyle 53. maddede belirtilen görevini yerine getirir. Türkiye'de ilköğretim okulu, lise ve denge okullar Milli Eğitim Bakanlığı'nın izni olmaksızın açılamaz. Milli Eğitim Bakanlığı veya diğer bir bakanlık tarafından açılmış veya açılacak okullar ile özel okulların derecelerinin tayini yine Milli Eğitim Bakanlığı'na aittir. Askeri eğitim kurumlarının dereceleri ve müfredatı Milli Savunma Bakanlığı ile birlikte tespit edilir. Evet, Milli Savunma Bakanlığı ile birlikte diyor. Buraya dikkat edelim. Bu kanunda sözü geçen yönetmelikler, kanunda belirtilen genel amaç ve temel ilkelere uygun olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nca kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren en geç bir yıl içinde çıkarılır. İşte 1973 tarihli ve 1739 nereden çıktıysa 83 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nda geçen temel eğitim terimi ilk öğretim olarak değiştirilmiştir. Zorunlu orta öğretim 2012-2013 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanır. Yani 2012-2013 eğitim öğretim yılından itibaren orta öğretim zorunlu o hale gelmiştir. Bakanlar Kurulu uygulamayı bir eğitim öğretim yılı ertelemeye yetkilidir. Aynı zamanda, daha doğrusu bir diğer madde, bu kanun Milli Eğitim Temel Kanunu'nu Bakanlar Kurulu yürütür. Bu da çok önemli bir madde. Evet, buraya kadar. Tekrar şöyle bir göz atabilirsiniz siz de. Şimdilik kendinize iyi bakın arkadaşlar.